İnsanların, şunu ben soracağım, en zor değiştirebildiği alışkanlıkları ne? Ne? Atıştırmalıklar, gece yemeleri. En zor bu. Gece yemesi çok işte. En zor olan o. Özellikle gerçekten. Gece önümüze gelen meyve ve kuru yemiş tabakları. Televizyon izlerken, televizyon karşısında. İzlerken. Çünkü bütün günün stresi bitiyor, bütün yoğunluk bitiyor. Küçük çocuğu olanların çocukları uyuyor. Televizyon karşısında karı koca oturulduğunda ya da kim nasılsa o şeyle bir anda bir hiç durmadan bir kuru yemiş ve meyve alışkanlığı var. Evet. Ve o hiç bitmiyor. En önemli alışkanlıklardan biri o. Evet, benim kartlarım nerede kaldı acaba? Masanın orada mı kaldı? Bulamıyorum. Tamam, arkadaşlar getiriyorlar. Şimdi atıştırmalıklardan şey yapıyoruz. Mesela su içmeyi unutuyoruz. Su içme alışkanlığı çok az toplumsal olarak. Evet. Yani su içmek aklımıza gelmiyor. Ya kafayı koyanların aklına geliyor ya da gelmiyor. Ya da işte... mesela bazı alışkanlıklarımızı değiştirmek için, vücudu düzene sokmak için vücut bebek gibi düzeni seviyor. Mesela kahvaltı etmeyen bir vücut öğlenliğin çok daha başka bir şekilde öğle yemeğine başlıyor. Ya da kahvaltı eden başka bir şekilde hep alışkanlıklarla geliyor. Yani aslında kişiye de özel sizin bu şeyleriniz, evet, değil mi? Evet, kişiye özel. Aynen öyle. Kişiye özel. Peki nasıl bir rol dağılımı yapıyorsunuz? Siz neyle ilgileniyorsunuz? Siz neyle ya da ortak mı karar aslında veriyorsunuz? Aslında aynı şekilde. Şimdi bizim bir bireysel çalışmalarımız var. Bireysel kişilerle yalnız birebir çalıştığımız bir de grup çalışmalarımız var. Her ay belli sayıda kişiyle çalışabiliyoruz. Çünkü sadece ikimiz takip ediyoruz ve bu da sınırlı tabii, olmak zorunda. Tabii. Peki Didem'e bir şey yaptınız mı? Didem sizin bir planınızı, programınızı uyguladı mı? Didem hep evde. Bugün abla sebzeleri sen hazırlar mısın? Dedi. Dün akşam ben yaptım. Bugün öğlen taze fasulye yiyecek. Ha belli yani. Ben hazırlıyorum ona. Benim evden yanına evet, koyuyorum saklama kaplarına. Onları yiyor. Evet. Didemciğim çok tatlısın. İşte abla çok, yeni proje başlıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Hemen buraya. Nerede oynayacak Didem? Şimdi Show TV'de yeni, şey yeni başlayacak bir dizisi var. Kanalımızda. Evet, aynen öyle. Söyle aynı ismini. Zamanda Meleklerin Aşkı diye başlayacak. Tam başlama tarihine birazcık daha var. Önümüzdeki ay içerisinde tahminim. Sonra Çakallarla Dans 5 çekilecek. Tekrardan evet, onda oynayacak. O bir Fatma rolüyle klasik aynı evet, devam. Evet, biliyorum. Tiyatroda oynuyor sürekli olaraktan. Canım benim. Devam canım ediyor, hiç durmadan çalışıyor. Evet. Gerçekten bu yoğun tempoda çalışırken böyle bir abla çok tatlı, çok iyi. Sette evet, şunu yeme, bunu yeme. Setlerde çok, çok zor şeyler hayat bozuluyor. Evet, çok yaptığımız zor diyetler evet, çok bozulabiliyor. Set yemeklerinde biraz zorlanıyor yerken. Bazen de yiyemiyoruz. O sahne çekiliyor, bir şey oluyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar, evet, bir taraftan hızlı da. Hızlı şeyler seçtik bizim kitaptan. Şimdi öncelikle bir kitabınız da var. Onu da gösterelim. Evet, şurada. Alayım ben onu. Onun stickerleri var. Hemen hafifle. 21 günde peki bir kilo verme durumu da oluyor mu? Oluyor. Tabii burada ki 7 günlük bir menü var. O tam uyguladıklarında buradaki kurallarla beraber hiçbir sağlık sorunları yoksa tamam, eğer evet, bu menü onlara uygun. Uygun. Sonrasında onu 21 güne tamamlayacakları ipuçları var kitapta. Tamam. Hayata dair. Peki ilk önce hangisinden başlamak istersin? Vallahi hepsini aynı anda aynı süreçte yapabiliriz. Çünkü evde lor peyniri yapımını göstereceğiz bir. Keçi sütü aldık. Keçi sütümüz burada. Keçi sütü ve limonla yapacağız sadece. Sütü kaynatıp kestireceğiz. Şimdi kaynatacak mıyız? Tenceremiz burada. Ha, evet. Tamam, okey. Şimdi kaynatacağız. Fırında bir şeyler vardı ama fırındakiler pişti mi? Daha köfte pişmedi herhalde. Daha pişecek. Yok, oraya yok, patlayacak bir şey yok şu anda. Bir tamam, patlıcan pizza yapacağız. Tamam, tamam. Fırında bir şey yok şu anda. Bir de aynı anda karnabahardan kısır yapacağız. Hani demin bulgurla ilgili bir şey yaptık ya. Karnabaharı bulgura çevireceğiz. Tamam. Evet. Şimdi biz kısırı neyle yaparız? Bu çok da şey yapılıyor, anlatılıyor. Evet. Var. Ama burada görelim istiyorum karnabahar kısırı. Yusuf Hanım sen biliyor musun mesela karnabahar kısırını? Mine sen biliyor musun? Mine biliyorum diyor. Elmas sen biliyor musun? Bilmiyorum diyor. Faruk sen biliyor musun? Soruyorum. Kameraman arkadaşlardan karnabahar kısırını bilen varsa parmak kaldırabilir mi? Bilmiyorlar. O zaman genel çoğunluk bilmiyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok sağlıklı. Hem pratik, hem lezzetli, zaman almıyor, hem düşük kalorili aslında ve tamam, pişirme yok. O zaman başlayalım mı karnabahar kısırına?
Evet, biraz doğrayacağız onları, öyle rondoya koyacağız. Büyük haliyle girmezler. Tamam. O zaten temizlenmişti. Zaten yarısını yapalım. Evet, aslında malzemelerimizi önce sayalım. Bir orta boy karnabaharımız var. Tamam, seni böyle. Kurutulmuş domates kullanıyoruz. Bunları bir 5 dakika kadar sıcak suda bekleteceğiz. Kaynatmaya gerek yok. Evet. İstediğiniz yeşillikleri, sevdiğiniz yeşillikleri katabilirsiniz. Biz maydanoz, dereotu, nane katıyoruz buna. Frank soğanı kullanabilirsiniz. Normal taze yeşil soğan kullanabilirsiniz. Bunları da ince ince kıyacağız. Bunları rondodan geçireceğiz. Arkasından malzemelerimizi karıştıracağız. Zeytinyağı, limonu koyduk mu? Vallahi kısırımız biraz hazır. Nar ekşisi koymuyor musunuz? Güzel olur ama biz koymuyoruz. Arzu eden tabii ilave edebilir. Tamam, bir tane de patlıcan pizzası yapacaklar arkadaşlar. O da çok güzel. Hakikaten ben hani şimdi yaz geldi, birkaç gün sonra işte düğünüm var, birkaç gün sonra bizim arkadaşların nişanı var dediğinizde veya yaz tatile çıkacağım, ay benim de şöyle biraz hani 1-2 kilo versem dediğimizde çok iyi seçenekler. Çok hafif, evet. Aynen. Çok hafif seçenekler. Bir de hafif olmak için sanılıyor ki çok yağsız, tuzsuz, tatsız şeyler yenilecek. Halbuki hem görsel olarak lezzetli, hem pratik, hem de damak zevkimize uygun tatlar bunlar. Kendimiz keyiflendirebiliriz sebzeleri, meyveleri, çeşitlendirebiliriz. Patlıcanla bir pizza algısı çok da güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Biz bu patlıcandan, ben kendim Floransa patlıcanı diye bir şey yapıyorum. Fakat babasıyla Ali, benim oğlumla Ali, bu patlıcan pizzasını birlikte yapıyorlar. Aynı mı yapıyorsunuz bakacağım, sizinki belki farklıdır. Bayılıyor bizim benim torun Ali yemek yapmaya, babası da seviyor. Yemek yapsınlar, çok seviyorlar. Patlıcan pizzasını da çok çok severek yiyorlar. Hani çocuklarınıza böyle değişik bir şey hazırlayabilirsiniz. Biraz daha alayım mı? Olur. Evet, ben size süre tanıyayım diye böyle konuşuyorum bir parça. Aynı anda fırın sıcaktı zaten. Patlıcanları da kesebiliriz bence. Şimdi bunu şöyle un haline, bulgur büyüklüğünde çekiyoruz çiğden. Evet. Şunu yapacağız. Büyük salatası. Evet. Gerisini birazcık yapmaya gerek. Daha. Bence bu kadar yapalım, bu yeterli. Kadar yapalım. Evet. Tam aynen şey olsun öyle istiyorum. Bir dakika. Onu tekrar ikinci kere mi çekeceğim? Tamam. Ne yapayım? Yetecek ama. Evet, biraz daha çekeceğiz. Herhalde olmuştur diye düşünüyorum. Büyük parçayı artık alırız şimdi. Öyle aynen. Yapacağım. Alacağım, aynen. Tekrar çekeriz gerektiğinde. Tamam. Şöyle. Yani bir ekmek kırığı gibi, evet, yapıyorsunuz. Bak Gülsüm Hanım şimdi bunu kaydediyor. Yapacak, çok da marifetlidir. Bunları da alalım. Aynen. Bir dakika. Bir spatula alabilir miyim? Tabii. Bu esnada böyle bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz, bir tutam naneyi de minik minik doğruyoruz. Aynı salata malzemesi yani. Kısırın içine koyacağımız tüm malzemeler gibi. Kurutulmuş domatesi biraz sıcak suya koydum dilimlemek için. Evet. Hı-hı. Bir bıçak daha alacağım. Bıçak nerede var mı? Arkada var bıçak. Arkada. Bak şurada. Evet. Arkada çekmecede mi? Şu çekmecedeymiş. Tamam. Daha hiçbirimiz yerleri tam olarak öğrenemedik. Ufacık bir karnabahardan bayağı bir karnabahar salatası çıkıyor, karnabahar kısır. Evet evet, bayağı bir taneden şimdi biz çok az yapalım. Evet. Buraya koyacak mıyız yine şeyleri? Hayır, hiçbir şey koymayacağız artık. Bütün malzemeleri o kaseye atacağız. Ben evet, hepsini biraz karıştıracağız. Çekeceğim. Olur, tamam. Çok güzel olur. Size biraz daha şey yapayım. Çok çok güzel oluyor. Evet. Seyircilerimiz bunu deneyebilirler. Şimdi yaz da çok hafif bir öğün. Bunu atıyorum içine. Aynen. Bunlar artık biraz soğan doğrayalım. Evet. Doğrayalım önce. Soğan çok fazla gaz yapmasın diye çok miktarda koymuyoruz, kullanmıyoruz. Ama tabii bunun aromasını sevenler daha fazla kullanabilirler. Tamam. Kuru soğan da olur, frank soğanı da olur. Küçük küçük bunu da dilimliyoruz. Rondaya ihtiyacımız var mı? Yıkayım mı? Rondaya ihtiyacımız kalmadı. Şey kalmadı. O zaman koydum. Biraz daha yumuşasın.
Yumuşamadı mı daha? Yani mi? Aslına bakarsanız hani karnabahar değil tabii ki de öğlenliğin hani kepekli bir ince bulgurla da yapabilirdik bu salatayı. Ya bu sonrasında bir alternatif bir şey. Gerçekten evet. Sağlıklı bir alternatif. Sadece önemli bir ipucu, karnabahar, brokoli gibi kükürtlü sebzelerde mutlaka kimyon kullanalım. Evet. Çünkü kimyon gazını alır. Evet, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bunun içine oda sıcaklığında ıslattığımız, ben artık hep öyle ıslatacağım bulguru. Azıcık da bir avuç da bulgur koysam olur. Bulgur gayet olur, güzel olur, lezzetli mesela olur. Mesela ben şeker hastası olarak bu beni tutmayabilir. Tutmaz tabii ki de. Bu beni hani bir küçük karbonhidrat yemem lazım mı? Evet. Böyle bir sağlıklı karbonhidrat. Ya da bunun yanında böyle ızgara bir sebze, şey protein olabilir, bir somon olabilir, bir balık olabilir. Protein olabilir. Kaz balık da yine işte orada tutmayabiliyor. Benim küçük evet. Bir şey almam lazım. Evet, anladım. Mesela bu ve bunun içine bir bulgur bana harika bir öğün olabilir. Evet, olur. Çok güzel olur. Şeyle siz olur. Bulguru da kullanabilirsiniz bu arada. Evet. Evet, evet. Siz bulguru glisemik indeksi çok düşük olan bir bulgur. Çok yani özellikle şeker hastalarına da çok önerilen. Karbonhidrat değeri düşüktür, protein ağırlıklıdır. Genetiği oynanmamış tek buğday aslında. Evet. Ondan da biraz haşlayıp konulabilir. Türkiye'nin her yerinde çok güzel biraz bulgurlar var çok arkadaşlar. Şahane. Çok. Yani çok o anlamda çok zengin bir çok ülkeyiz. Çok şanslıyız bulgur konusunda gerçekten. Evet. Acaba şimdi, arpa mı koysak biraz içine? Arpa da olur. Değil mi? Neden haşlanmış arpa olur, buğday olur. Hani kepekli pirinç olur. Bunun içine mesela birazcık zeytin eklenebilir hafif tuz versin diye. Koyuyor musunuz? Yağ koyuyor musunuz? Evet. Yağ koyuyoruz evet. En yağ, son yağ koyuyoruz. Limon, üzerine, şey limon ve zeytinyağı. Salça falan koyuyor musunuz? Yok, salça koyuyoruz. Hiç koymuyoruz. Bunun rengini kurtulmuş domates veriyor. Ama isteyen tabii bunun içine salatalık veya bu çeri domateslerden de minik minik doğrayıp koyabilir. Evet. Fakat bunun tadı daha böyle... mayhoş bir tat olduğu için lezzet veriyor. Koyalım diğer şeylere ihtiyaç duymuyoruz. Zeytinyağı ve limon koyacağız ve bitiyor. Evet. Limonumuz. Zeytinyağı. Kimyon koydum. Kimyon koydum. Karabiber koydum. Bir tık kaya tuzu ilave edelim. Dereotu, maydanoz, nane, yeşil soğan. Ve bitti. Karıştırıyoruz bu ya kadar. Ya çok güzel bir şey. Bir de bu evet. Şeyden, siz onu yapıyor musunuz bilmiyorum. Ben bir kere yapmıştım, çok güzel oldu. Karnabaharı yine bu şekilde çekerek, sıkıştırarak karnabahar pizzası da yapılıyor. Evet, evet. Suyunu sıktıktan sonra taban yapabiliriz onu. Suyu sıkıyorsun. Aynen öyle. Bir yumurta mı kırıyorduk ben içine? Ben içine bir yumurta kırıyorum oğluma yaparken tutsun diye. Onu koyuyor muydun? Ben ona koymuyorum ama şimdilerde ona siyes bulgurunu, ununu kullanmaya başladım, siyes unu. O siyes unundan koyuyorum bir 7 kaşık. 7 yaşında oldu. Evet, öyle yapıyorum. O karnabahar pizzası da üstüne küçük ya, küçük çocuğun mi? Sevdiği şeyler konuyor. Evet. Karnabahar pizzası da aklınıza... Sütü tutun. Ama oh. Maşallah. Meşale. Bereket. Ah, evet. Bereket değil. İnşallah maşallah. Evet. Durum i̇şte ben çok konuşursak böyle olur. 3 tane kadın mutfakta sütü taşırdı. Mahvoldu. Tam evdeki. Evet, ben de hazır evet. Olan karnabahar kısırımızı göstereyim şimdi, bu arada. Şimdi limonu sıkıyoruz. Normal sütle de bu şekilde yapıyoruz. Aynen. Kimisi sirke koyuyor. Kimisi limon koyuyor. Tuz koyabilir. Kaya tuzu koyabilir. Şey tuzu koyabilir. Ne tuzu? Limon tuzu. Limon tuzu. Çok açmışız altını. Ben şimdi kesilecek. Kaşık alayım. Evet. Tahta kaşık alacağım.